Halkbank'ın katkılarıyla. Sepsis, gelişen bir enfeksiyona karşı ortaya çıkan bir istenmeyen durumdur. Kişinin bağışıklık sisteminin kontrolden çıkması sonucunda kişinin diğer organlarına hasar verir. Hasta çeşitli organ yetmezlikleriyle karşı karşıya kalır. Bu durumda solunum yetmezliği gelişebilir, böbrek fonksiyonları bozulabilir, kan basıncı düşebilir, bilinç durumunda bozulmalar olabilir ve hayatı tehdit eden bir durum olması nedeniyle de acil müdahale gerektiren bir durumdur. Birçok farklı enfeksiyona bağlı ortaya çıkabilmektedir. En sık biz akciğer enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları ve karın enfeksiyonlarında bu tabloyla karşılaşmaktayız. Ama elimizdeki ufak bir kesinin, bir yanık yarasının bile sepsis kaynağı olabileceğini unutmamamız gerekir. Dünyada her yıl yaklaşık 55 milyon kişi sepsisten etkilenmekte ve yaklaşık 11 kişi maalesef kaybedilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü de bu sürecin öneminin vurgulanması amacıyla 13 Eylül'ü Dünya Sepsis Günü olarak kabul etmiştir. Ve bu günde çeşitli toplantılar ve etkinlikler düzenlenerek hem sağlık çalışanlarının hem de toplumun bu konu hakkında farkındalığının arttırılması hedeflenmektedir. Enfeksiyonu olan herkes sepsis açısından ciddi risk altındadır. Ancak özellikle enfeksiyona yatkınlığı olan gruplarda biz sepsisi daha sık olarak görmekteyiz. Bu kişiler altta yatan ciddi kronik hastalığı olan kişiler genellikle, diyabeti olanlar, kronik obstrüktif akciğer hastalığı olanlar, hematolojik ya da onkolojik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi görmekte olan kişiler olabiliyor. Ya da çeşitli rahatsızlıkları ve durumları nedeniyle bağışıklık sistemini etkileyecek ilaçlar kullanan kişiler de biz sepsisi daha sık görebilmekteyiz. Bunun yanı sıra özellikle uç yaş gruplarında, çok küçük yaşlarda ve ileri yaşlardaki kişilerde de sepsis sık olarak karşımıza çıkmakta. Anne ölümlerinin de önemli bir kısmını maalesef sepsis oluşturabilmektedir. Özellikle son 2 yıldır sık görmeye başladığımız koronavirüs enfeksiyonlarında da kişinin bağışıklık sistemi kontrolden çıktığında biz ağır COVID tablosunu görmekteyiz ve yoğun bakımlarda izlemekteyiz. Bu hasta grubu da aslında bir viral sepsise örnek olarak kabul edilebilecek hasta grubunu oluşturmaktadır. Birçok kişi ayakta sağlıklı atlatabilirken bir grup kişinin bağışıklık sisteminin uygun olmayan bir yanıt vermesi sonucunda ağır bir tablo ortaya çıkmaktadır. Bağışıklık sisteminin etkilenmesi nedeniyle ağır koronavirüsünün kendisinin sepsis olması dışında sonrasında da ikincil enfeksiyonlar görebilmekteyiz. Yani koronavirüs atlatsa bile farklı enfeksiyonlar ortaya çıkabilmekte ve kişiler bu enfeksiyonlar nedeniyle tekrar sepsis atakları yaşayabilmekteler. Bunun yanı sıra koronavirüs enfeksiyonlarının, ciddi koronavirüs enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bazı ajanlarda kişilerin bağışıklık sisteminde değişikliklere yol açmakta. Dolayısıyla bu kişileri sepsis açısından yatkın hale getirmektedir. Dolayısıyla koronavirüs enfeksiyonu olan kişileri ve sonrasında atlatan kişilerde de sepsis için koruyucu önlemlere dikkat etmemiz gerekecektir. Müzik
Enfeksiyonu olan bir kişi de eğer sepsisten şüpheleniyorsak kişinin genel durumunu değerlendirmek isteriz. Belli bir bulgu sepsis tanısı koydurmayacaktır bizlere. Ama her zamanki halinden biraz daha farklı olması, özellikle çocuklarda beslenme alışkanlıklarının bozulması, ileri yaşlardaki kişilerde daha böyle uykuya yatkınlık olması, bilinç durumunda değişiklikler olması, uyandırılmada zorluk yaşanması, nefes darlığı, solunum güçlüğü çekmesi, cilt renginde değişiklikler olması, özellikle parmak uçlarında morluklar görülmesi, bir halsizlik tablosu, çarpıntı hissi, idrar çıkışında azalma gibi organ fonksiyonlarında bozulma belirtilerinin ortaya çıkması bizleri sepsis açısından endişelendirmelidir. Böyle bir durumda kesin tanı açısından mutlaka bir doktor yardımı almamız gerekir. Sepsisi önlemek için her enfeksiyon şüphemizde, her ateş yükselmesinde hızlıca antibiyotik kullanmalı mıyız? Aslında bu ilk başta çok mantıklı bir yaklaşım gibi görünmekle beraber çok yanlış bir yaklaşım olacaktır. Çünkü antibiyotikler çok çeşitlidir ve sepsise yol açabilecek enfeksiyon etkenleri de çok farklılık göstermektedir. Dolayısıyla uygun olmayan bir antibiyotik kullanmanız durumunda hem enfeksiyonu tedavi edemezsiniz hem de hastanızda sonradan gelişebilecek enfeksiyon daha dirençli enfeksiyonlar olmasına yol açabilirsiniz. Kullanmış olduğumuz her ilacın, buna antibiyotikler de dahildir, yan etkileri olabilir ve dolayısıyla hastanızda farklı sorunlara da yol açma ihtimaliniz olabilir. Ayrıca bazı enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımı da uygun yaklaşım değildir. Örneğin viral enfeksiyonlarda, viral etkenlere bağlı üst solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotik kullanımı önerilmez. Çünkü viral enfeksiyonlara karşı antibiyotiklerin bir etkisi olmayacaktır. Dolayısıyla antibiyotik kullanımı konusunda mutlaka alanında uzman bir doktor görüşünün alınması çok uygun olacaktır. Çünkü enfeksiyonların doğru tedavisi için doğru dozda ve uygun antibiyotiğin seçilmesi hayati önem taşır. Diğer türlü kullanımlar hastanızın tedavisini geciktirebileceği gibi hastanızın daha çok zarar görmesine neden olabilir. Enfeksiyonu olan bir yakınımızda biraz önce saymış olduğum bulguları gözlerseniz, bilinç durumunda bir bozulma, uyku hali, nefes darlığı, solunum sıkıntısı, kan basıncında, tansiyonunda bir düşüklük, kalp hızında bir artış ya da bir düşüş, karın ağrısı, ciddi titremeler, yüksek ateş, düşmeyen ateş, devam eden ateş, cilt renginde bir morarma, bacaklarında diz çevresinde renk değişimi, morluklar görüyor isek bu noktada sepsisten ciddi şekilde şüphelenmemiz gerekiyor. Bu durumda bizim evde yapabileceğimiz şeyler aslında çok kısıtlıdır. Çünkü bu durumdaki bir hastanın hızlıca hastaneye başvurması gerekir ve orada etkenin saptanmasına yönelik tetkiklerle beraber hızlı bir şekilde damardan antibiyotik tedavisi başlanması gerekir. Dolayısıyla böyle bir hastamız olduğunda hastayı evde bekletmek, evde antibiyotik tedavisiyle durumu kontrol altına almaya çalışmak, hastanızın tedavisini geciktireceği için önerilmez. Burada tabii önemli olan hastanızın doktor tarafından enfeksiyonunun görülüp görülmediği, tedavisinin başlanıp başlanmadığı. Eğer hastanızın mevcut bir tanısı varsa, doktor tarafından değerlendirilmişse, bu noktada sizi değerlendirmiş olan doktorunuzun önerilerini de dikkate almak doğru olacaktır. Sepsis hayatı tehdit eden bir durum olmasına rağmen ve çok sık görmemize rağmen aslında basit önlemlerle oldukça da sıklığını azaltma şansımız var. Bunlar neler? Aslında ilki çok basit. Evde genel temizlik kurallarına uymamız, sık el hijyeni sağlamamız, enfeksiyon olasılığı olan durumlarda sık sık elimizi yıkamamız, dışarıdan eve girdiğimizde elin yıkanması, hasta kişilerle temas sonrasında ellerin yıkanması ve akan suyun altında bol sabunla en az 20 saniye
saniye kadar ellerin yıkanması ve kurulanması çok önemli. Eğer gözle görülen bir kirlenme yoksa ve dışarıdaysa el hijyeni için önerilen ürünler de kullanılabilir. Alkol bazlı el dezenfektanları da kullanılabilir bu amaçla. Ama unutulmaması gereken özellikle gözle görülen kirlenme olduğu vakit elimizde akan bir su altında bol suyla sabunla ellerimizin en az 20 saniye yıkanması çok çok önemli olacaktır. Bunun dışında tabii genel vücut hijyeni, gıdaların temizlenmesi, yaşadığımız ortamın temizliğinin sağlanması enfeksiyonları önleyeceği gibi sepsisi de azaltacaktır. Sepsisle karşılaşma riskimizi azaltacaktır. Bunun dışında tabii bizim çok desteklediğimiz, bize çok yardımcı olan aşılarımız var. Aşılar da bizi enfeksiyonlara karşı korurlar. Aşılar sayesinde, özellikle çocukluk çağı aşılamaları sayesinde biz şu an birçok hastalığı ya görmüyoruz ya da çok hafif ayakta, çok da bir zarar görmeden atlatabiliyoruz. Dolayısıyla aşılamalarımızın tam olması gerekiyor. Çocukluk çağı aşılamaları konusunda ülkemiz genel olarak aslında çok başarılı. Ancak erişkin çağı aşılamalar konusunda maalesef istediğimiz düzeye halen ulaşabilmiş değiliz. Mutlaka özellikle risk altındaki kişilerin, astımı olan, diyabeti olan, kronik akciğer hastalığı olan, nörolojik hastalığı olan kişilerin ve bu kişilerin bakımıyla sorumlu, beraber yaşayan yakınlarının grip aşılarını, zatürre aşılarını olmaları gerekmekte. Tetanoz aşısı gibi böyle erişkin çağında yapılması gereken aşıların mutlaka doktor kontrolünde ve önerisiyle yapılmaları önem taşımakta. Onun dışında yaralanmalarda bir enfeksiyonla karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla yaraların da temiz tutulması çok önemli. Yaralanma durumunda temiz pansumanların yapılması, günlük olarak değiştirilmesi, yaranın etrafında renginde bir değişiklik olması, kötü koku olması, akıntı olması durumunda enfeksiyon açısından değerlendirilmesi için bir doktora başvurulması uygun olacaktır. Yanıklardan sonra yine sepsis görebiliyoruz. Maalesef eskiye göre belki azalmakla beraber halen yoğurt, zeytinyağı gibi ürünlerle yaraya müdahale edilebiliyor. Bu da enfeksiyon riski yarataraktan hastamızın sepsisle karşılaşma ihtimalini arttırabilecektir. Dolayısıyla yanık durumlarında da sadece soğuk suyla, temiz bezlerle, soğuk suyla kompres dışında herhangi bir şey yapılmaması, sağlık kuruluşlarına başvurularaktan yanığın bakımı konusunda bilgi alınması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Yine sepsisin önlenmesi açısından özellikle enfeksiyon durumlarında vakit kaybetmeden bir doktor görüşü alınması, özellikle her zamanki seyrinden daha farklı gidiyor ise, örneğin grip olduğunuzu düşünüyorsunuz, hafif geçiyor ama bu sefer ateşiniz yükseldi ve düşmüyor artık. Titremelerle ateş yükseliyor, çarpıntınız oluyor, nefes darlığınız oluyor. Bu durumlarda vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmanız, enfeksiyonunuzun zamanında kontrol altına alınmasını sağlayacaktır ve sizleri sepsisten ya da kontrolden çıkmış ağır sepsisten korunmanızı sağlayacaktır. Sepsis oldukça ağır bir hastalıktır. Uzun bir yatış gerektirebilir. Bazen bir hafta, 10 gün, 2 hafta kadar bir yatış olabilirken bazen haftalarca hastane yatışı gerekmekte. Ama hasta eve her şey yolunda gittiğinde, hastamızı taburcu ettiğimizde, hastamız eve geldiğinde bazı noktalara dikkat ederek onun iyileşmesini, istenmeyen olayla, durumla karşılaşmasını sağlayabiliriz. Öncelikle sepsisten kurtulan hastaların bağışıklık sistemleri hala zayıftır. Dolayısıyla onların temiz bir ortamda kalmaları sağlanmalı, kalabalıklara girmelerinden kaçınılmalıdır. Çünkü tekrarlayan bir enfeksiyon tekrar bir sepsis riski yaratabilecektir. Bunun dışında yoğun bakım ve hastane yatışlarından sonra hastalarımızın fizyolojik durumları değişebiliyor. Bazı hastalarda çoklu organ yetmezliği gelişmiş oluyor ve bir kısım hastada bu organ yetmezlikleri düzelirken bir kısım hastada devam ediyor olabiliyor. Dolayısıyla hastanız eve taburcu olduğunda böbrek fonksiyonlarında bir miktar bozulma olabilir ya da tamamen diyalize bağımlı olabilir. Desteklenmeye ihtiyacı olan durumları olabilir. Bu noktada hastanızın önceki durumundaki kullandığı ilaçlar var ise bunların dozlarının değişebileceği, yeni ilaçlar tedavisine eklenmiş olabileceğini aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Dolayısıyla taburculuk sırasında ilaçlar yeniden düzenlenirken bununla ilgili hastamızın doktorundan detaylı bilgi almamız gerekir. Bunun dışında da sizleri kontrole çağıracaktır hekimleriniz. Dolayısıyla hastanız yoğun bakımdan hastaneden taburcu olduktan sonra mutlaka birkaç hafta sonra tekrar bir kontrole gidilmesi
ve organ fonksiyonlarının genel durumunun tekrar bir gözden geçirilmesi, her şeyin yolunda olduğundan emin olunması önemli olacaktır. Hastanıza özel koruyucu önlemlerden bahsedilecektir. Belki tedavi dozları, ilaç dozlarında değişiklikler yapılacaktır ve her şey yolunda gidiyorsa da hastanızın ilaçlarında da azaltılmaya da gidilecektir. Sepsis, bağışıklık sisteminin enfeksiyon seyri sırasında kontrolden çıkmasıyla beraber ortaya çıkan bir tablodur. Dolayısıyla zaman zaman aklımıza bağışıklık sistemimiz nasıl destekleyebileceğimiz sorusu da gelmektedir. Aslında bağışıklık sistemimiz desteklemek için yapabileceğimiz şeyler düzenli bir yaşam sürmek, yeterli uykumuzu almak, doğal gıdalarla ve yeterli şekilde beslenmektir. Ve stresten uzak durmak belki de, düzenli egzersiz yapmak bağışıklık sistemimizi desteklemek için en önemli yaklaşımlardır. Koşmak, yürümek, bisiklet sürmek belki de açık havada yapabileceğimiz hem moralimizi yerine getirecek hem de bağışıklığımızı destekleyecek yaklaşımlar olabilir. Bunun yanında çok fazla vitaminler, bitkiler, değişik takviye gıdalar da konuşulmakta, gündeme gelmekte zaman zaman. Hastalarımız da bizlere sormakta. Ama şu an için eksikliği olmayan kişilerde belli bir vitamin eksikliği gösterilmiş değilse belli bir ürünün tedavi dozunun üzerinde, olması gereken dozun üzerinde yüklenmesinin hastaların bağışıklığını arttırdığına dair bir kanıt elimizde yoktur. Hatta bu tip yaklaşımlar, özellikle de tıbbi denetime tabi olmayan çeşitli alternatif ürünlerin kullanımı, organ fonksiyonlarınızda bozulmaya yol açabileceği için kullanılması önerilmeyen yaklaşımlardır. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Halkbank'ın katkılarıyla. Halkbank.